Ya anneciğim, ya bu kadın sana aramızda kalacak dememiş miydi? Yavrum Sevim bu. Sevim'in lafına güvenilir mi Allah aşkına? Ya Allah'ım ya. Önümün arkasından da dal 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 konuşuyorum ya. Yavrum, bu var ya, o giydiği donuna kadar anlatıyormuş. Kesin beni de anlatmıştır diyorum işte. Ya anneciğim, ya anlattıysa anlattı. Ya bak, kanıtmanın hiçbir şey yok ellerinde. Ya yalan dersin, iftira dersin, çıkarsın işin içinden. Ya adım kundakçıya çıkarsa? Ya daha beteri, polis bunu örtbas etmek için benim Sevim'i öldürdüğümü düşünürse? Ay Allah'ım, görüyor musun? Ben yangından kurtulayım derken cinayetten hapse alacaklar adını resmen ya. Ben kader mahkumu oldum. Ay ben kader mahkumu oldum. Ay. Görüyor musun kızım? Sen de artık avukat mavukat çıkarsın gelip adını görürsün. Ne yapayım ya Rabbim ben? Ya anneciğim bir dur ya, dur bir, nerelere gittin? Kızım olacağına bak Allah aşkına ya. Bütün şüpheler ananın üstünde. O katil elini kolunu sallaya sallaya sokaklarda geziyor. Ay ben pisi pisi de içeriye gireceğim ya Rabbim. Ya anne, anneciğim. Bir bak bana. Bu işin tek bir çaresi var. Gideceksin, alacaksın Emel teyzeyi karşına. Böyle böyle diyeceksin, her şeyi itiraf edeceksin. Af dileyeceksin ondan. Oldu. O da hemen boynuma atlayacak. Mühim bir şey değil Yasemin'ciğim. Aman canım giden ev olsun diyecek. Bırak Allah aşkına ya. Ya anneciğim sen dememiş miydin Emel teyze sigortadan parasını almış diye? E parasını da aldıysa kini kalmamıştır artık. Yavrum onun 3 deveye yetecek kadar kini vardır, kini. Ne diyorsun sen? Ya sen de yalvarırsın. Ya alttan alırsın biraz. Ne bileyim affettim diyene kadar ayrılmazsın peşinden ha? Emel'den. Katiyen. Katiyen ben yalakalık balakalık yapamam onu, bırak Allah aşkına. Anne başka çaremiz yok. Ya gider Emel teyze yalakalık yaparsın ya da hapishanedeki koğuş ağzına. Ay bak gene de anlattın ya. Allah Allah. Kaç kere söyleyeceğim usta yani. Biraz temiz çalışın. Gözünüzü seveyim de anlatmayın. Kolay gelsin Emel'ciğim. Kolay gelsin abiler. Sağ olun. Kolaysa başına gelsin Yasemin. Ne işin var senin burada? Kapı açıktı, giriverdim ben içeriye. Bak sana da tatlı getirdim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım neticede. Ne tatlısı o? Baklava bu, bildiğin baklava. Şerbetli tatlı yani. Ha. Yiyeyim de yağ bağlayayım diye. Ne o Yasemin? Şimdi de beni şişmanlatıp çirkinleştirme planları mı yapıyorsun? Yok canım, ne alakası var? Bak şimdi, salata mı getirseydim acaba sana? Ama salata da adetten değildir yani. Ya usta! Ya Allah Allah! Usta, kaç kere söyleyeceğim de anlatma. Kim kazıyıp temizleyecek onları ha? Ben kazırım. Ben kazırım. Ay kız, burası çok havadar bir ev ha. Vallahi billahi geniş. Tavanlara bak, pek yüksek bu. Senin öteki evine vallahi bin basar bu. Sağ ol. Hele şimdi şu köşeye şöyle yay ile gibi leopar desenle bir döner koltuk alayım da sen bu evi o zaman gör. Kız sen çok fenasın ya. Şanslı kadınsın işte. Ah keşke benim evim yanaydı. Sigortadan para alaydım. Böyle güzel, böyle ışıklı, böyle yüksek tavanlı bir ev yapaydım. Şanslı kadınsın vesselam. Tövbe estağfurullah. Yasemin sen de bir tuhafsın ha. Her şeyim yanıp kül oldu kızım benim. Bunda sevinecek ne var yani? Allah Allah. Her şeyden önce anılarım yandı benim, anılarım. Zaten şu hayatta bir anılarım vardı. Bir de yegane dostum Sevim abla vardı. O da gittim, tam oldum yani. Yapayalnız kaldım şu hayatta ben. Niçin tek dostun Sevim Hanım olsun? Biz neciyiz burada? Aa! Aman yürü git şuradan be. Sizden dostum olur Allah aşkına. Kadıncağızın mezarlığına bana eşlik edin dedim de hiçbiriniz gelmediniz. Hepiniz yan çizdiniz. Puh. Öyle mi yaptık biz? Yuh olsun bize, yazıklar olsun. Ben gelirim mezarlığa. Vallahi gelirim yani.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.